Daha bu sabah söyledim aşağıdakilere. Beni dinlemiyor mu bu kadınlar? Ama tabii niye dinlesinler ki? Evin küçük beyi kendi karısını kale almazken hizmetçiler niye dinlesin? Suyun altında derken yasa dışı bir şey mi? Derin devlet değilim. Pekala. Ne üretiyorlar? Çağın kabus. Kimyasal sıda. Ama anlamadığınız bir şey var. Ben koca olmak için evlenmedim. Baba olmak için evlendim. Ne bir Nur ne de bir başkası benden daha fazlasını beklemesin baba. Allah kahretsin beni ya. Salağım ben, salağım. Çiçek. Sakın. Çekil şuradan. Çekil dedim. Selim Bey'in şoförü Cemal abinin kızı. Esma. Esma? Yok canım. Emin misin? Ay ne demek emin misin Cemal? İşte orada kist gibi bir şey var. Ay ne bileyim belki daha önce vardı da. Olur mu Cemal? Ben vücudumda neyin olup olmadığını bilmez miyim canım? Tamam. Tamam yarın sabah ilk iş doktora gider ne olduğunu öğreniriz. Ben o sınavı kendime asistan seçmek için yapmıştım zaten. Sınıftan çıkmayı bir tek sen göze aldın ve asistanım olmaya hak kazandın. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Niye yetimhaneye dönmek istiyorsun? Bizim seni bir yere göndermeye niyetimiz yok ki. Ömer amca sevmiyor beni, görürsün. O beni geri gönderecek. Bunu da nereden çıkardın? Behiye bir saniye konuşabilir miyiz? Şimdi mi? Şimdi. Sonuçlar iyi gözükmüyor Suzan Hanım. Nasıl yani? Kesin konuşmayayım ama bu verilere bakılırsa göğsünüzdeki kitle iyi huylu değil. Çay da içer misin? Yemiyorsun, beğenmedin mi? Bakar mısınız? Cemal yapma ne olursun. 15 yaşında liseli çocuklar gibiyiz. Seni terk ettim sanacaklar, yapma. Bize iki çay daha verir misiniz lütfen? Çocuklara bir şey söylemeyeceğiz Suzan. Onlar bir şey bilmemeli. Ama bilmeleri gerek Cemal'cim. Şimdilik bilmesinler. Hem nereden biliyoruz ki doğru olduğunu? Daha sadece bir doktora gittik. Belki de yanlış teşhistir. Olamaz mı? Her gün neler okuyoruz, duyuyoruz. Başka bir doktora gerek yok Cemal'cim. Sen de biliyorsun. Çocuklarımızla konuşalım. Onlar artık bebek değil. Hem kötü bir şey olacaksa... Buna şimdiden alışmaları gerekir. Hadi hadi, satranç oynamıyoruz burada. Yazdın mı? Yazdım, yazdım. Yuh! Ekinoks mu yazdın? E ne yapayım? Sen her yeri bomboş bırakınca. Hadi sıra sende. Ne yazsak, ne yazsak. Al bakalım. Ak. Delirdin mi oğlum sen? Elinde bir ton taş varken ak mı yazdın sadece?
Ya belki ben senin kadar akıllı değilim. E ne yapayım canım, elimdekilerden ancak bu çıkıyor. Ver şunları bana. Ben senin taşlarına bakıyor muyum abla ya? Oğlum 100 tane kelime yazılır bunlarla. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ah güzelim benim ya. Aklı sıra yenilecekti. Ablasını sevindirecek ya, öyle mi? Canım kardeşim benim. Gel buraya. Şaşkın kardeşim benim. Oo. Alo. Alo. Hadi devam ediyoruz. Üst. Değil mi? Bu sefer gerçekten oynayacaksın ama. Yok ya, bizimkiler biraz sonra gelir, ben sofrayı hazırlayayım. Aa, sen sofra mı hazırlıyorsun? Ne var, hazırlayamam mı? Göreceğiz bakalım. Ben bakarım. Efendim. Ozan merhaba, Necati abim ben. Çiçek'le görüşebilir miyim? Yanlış numara. Ozan lütfen. Yanlış numara dedim. Hem de öyle yanlış bir numara ki. Evet, ne yapıyorduk? Ha, sofra. E gör bakalım, hazırlıyor muyum, hazırlayamıyor muyum? Ne oldu? Beyefendi, bittiyse... Akşam yemeği için sofrayı hazırlatabilirsin Musa. Herhal efendim. Hadi Ayşe'cim, yemekten önce elimizi yüzümüzü yıkayalım. Artık yeter oyun oynadın. Hadi bakalım. Ayşe? Hoş geldin bir Nurcuğum. Hoş bulduk. Bahçede Ayşe'yi gördün mü? Hayır. Musa, evi iyice bir arar mısın? Ayşe gene bir yerlere saklanmış olmalı. Baş üstüne efendim. Ayşe'yi görmedim ama çıkarken... Neydi adı? Ha, Esma. Esma'yı görmüştüm. Kim o, ne yapıyor burada? Esma mı? Evet. Canım bizim şoförün kızı. Öyle mi? Allah Allah, ben onu ARC'de de gördüm eminim halbuki. Aa, evet evet, bir aralar orada da çalışıyordu. Böyle staj gibi bir şey. Aslına bakarsan artık burada yaşamıyor. Ailesini ziyarete gelmiştir herhalde. Anladım. Ayşe. Telefon edelim mi acaba? Oradaysa koş koşa gideriz. Olmaz öyle ya. Çocuklar da bilmiyor, soramayız. Çıldıracağım ya. En azından şu tahlillerin sonuçlarını öğrenseydik. Birazdan gelmezse ben bu akşam öğrenemeyeceğim. Akşam servisini sana bırakıyorum diye bir sorun olmayacak değil mi Nazlı? Yok be tatişim, sen keyfine bak. Ayşe. Ayşe. Kolay gelsin kızlar. Ayşe'yi gördünüz mü, indi mi buraya? Hayır, inmişti yani ama tekrar yukarı çıktı. Çok oldu ama. Allah Allah. Nereye gitti bu kız? Ayşe. 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 İyi akşamlar. Ayşe'yi gördün mü? Hayır, görmedim. Eğer bahçeye bakacaksanız beraber arayalım isterseniz. Aa, yok, hayır ben bakarım. Hem zaten Musa da arıyor. Ben artık senin burada kalmadığını zannediyordum. Kalmıyorum zaten. Eve uğramam gerekti de. Anladım. İyi akşamlar. Hı hı. Ayşe. Ayşe.
kızım. Ben bugün bir iş teklifi aldım ve de kabul ettim. Çok fazla çalışmam gerekecek. Öyle ahım şahım bir maaşı da yok. Ama tam istediğim gibi bir iş. Anladım. Pazarda limon satacaksın. Ha, limon satacağım. Niye canım? Bu ekşi suratla haydi haydi satardım. Sen kurban ol pazarda limon satanlara. Hadi anlatsana sen. Tuğrul Hoca bana asistanlık teklif etti. Ben de kabul ettim. Vay be. Şu deli hoca mı? Günün en güzel haberi. Aferin benim çalışkan kızıma. Derslerine çalıştı, başarılı oldu. Hocası da onu asistan aldı. Aslında son sınavda pek de iyi bir kağıt veremedim ama babacığım. E tamam ya. Ben de senin okula geleceğim o zaman. Madem sınava girilmeden asistan olunuyor, ben de okulu bitirmeden profesör olurum be. Oldu. Annem hiç merak etme. 5 yıl sonra aslanlar gibi profesör annesi yapacağım seni. Ne oldu anne? Neyiniz var? Yok bir şey. Aslında var. Söylemek için uygun zamanı bekliyordum. Biz bugün doktora gittik. Göğsümde bir kitle vardı da. Kitle mi? Nasıl bir kitle? Doktorun dediğine göre iyi bir kitle değil. Yani iyi huylu değilmiş. Yani tahlil falan yaptırdınız mı? Yaptırdık kızım, yaptırdık. Zaten ondan sonra karar verdiler iyi huylu olmadığını. Ama bütün göğsümü, karnımı falan böyle tomografisini çektiler. Oraya sıçrayıp sıçramadığına bakacaklar. Yarın sonuçları alacağız. Yani asıl yarın belli olacak ne oldu. Ben pilavı yapayım. Beye lütfen oturur musun? Hala anlamıyor musun? Gönlünü almak için şımarıklık yapıyor, hepsi bu. Bravo Ömer. Parmak kadar çocuğun üstüne gittin. Onu hırsızlıkla suçladın. Şimdi de burada böyle buz gibi oturuyorsun. Belki hatırlamak istemiyorsun ama... senin o parmak kadar dediğin çocuk pırlanta küpelerini çaldı. Şimdi de kalkmış bana evlatlık kağıtlarını imzalamam için baskı yapıyorsun. Asıl sana bravo. Ne oldu? Bulamadık efendim. Ay Allah Allah, nereye gider bu çocuk akşam vakti? Kesin buralarda bir yerlerdedir. Belki de Suzan'ın yanına gitmiştir. Pek seviyorlar birbirlerini değil mi? Nazlı hemen. Tamam efendim. Ömer Arhan. Hı? Dua et orada çıksın. Benimle ne alakası var beyi? Ufaklık. Ne oldu? Beni mi arıyorsun? Yok. Buralarda şey vardı da çocuk esirgeme konuyor. Nerede o amca? Öyle bir yer bilmiyorum ben. Hem sen tek başına gece vakti ne arıyorsun burada bakayım? Yok yok. Tek başıma gelmedim ben. Annemlerle geldik biz. Bak şurada var. Bakar mısın kardeşim? Esma, hadi kaldır başını. Hadi. Hadi. Bizim güçlü olmamız lazım, tamam mı? Anneme destek olmalıyız. Biliyorum ama aklıma geldikçe. Bak şimdi gidelim, ellerimizi yüzümüzü yıkayalım, tamam mı? Annemin yanında olalım. Ne bileyim, onu güldürelim, konuşturalım. Bir şeyler yapalım. Ya böyle ayrı ayrı odalarda, anlıyor musun? Esma. Geliyorum baba.
Esma, ne haber? Şey Ayşe. Esma. Suzan abla. Doktor kötü bir şey mi söyledi? Esma ne oldu? Ne olur gerçek değildi bana. Esma ne oldu? Suzan abla içeride mi? İçeride. Ama bak böyle ağlama tamam mı? Zaten ev cenaze evine döndü. Seni böyle ağlarken görürse daha kötü olur. Ona destek olmalıyız tamam mı? Doğru söylüyorsun ama niye Suzan abla? Tamam Nazlı. Sen niye gelmiştin? Ben niye gelmiştim? Şey Ayşe içindi. Çocuk ortalarda görünmüyor da acaba size uğradı mı diye. Yok bize hiç gelmedi. Bak Nazlı eğer içeri gireceksen. Yok. Suzan abla beni böyle görse daha kötü olur. Ben mutfaktayım. Eğer bir şey olursa ben mutfaktayım. Neden? Neden hayatında bir kerecik olsun kararıma saygı gösterip sen de bana destek olmayı seçmedin ha? Ne yapmalıydım? Hı? Behiye Hanım eve hiç tanımadığım bir çocuk getirmiş. Hoş geldin kızım. Bak kasa şurada. Gerçi sen birkaç yıla kalmaz yerini bulurdun ama ben yine de söyleyeyim dedim. Sana inanamıyorum. Ayşe için başından beri böyle düşünüyordun değil mi? Evet ve haklı çıktım. Hayır, hayır. O sadece korkmuş bir çocuk gibi davrandı. Allah korusun onun başına bir şey gelirse kendini nasıl hissedeceksin ha? Gene böyle yukarıdan konuşabilecek misin? Yapmayın Behiye Hanım abartıyorsunuz. Ya gecenin bu saatinde nereye gidecek bu çocuk? Bir yerden çıkar elbet. Çocuk esirgeme kurumunu aradınız mı? Aradık. Haber yok. Zaten Musa telefonun başında bekliyor. Nazlı'yı da Suzan'a gönderdim belki oradadır diye ama hanımefendi hala gelmedi. Nazlı. Nazlı orada mısın? Nazlı. Nazlı sana sesleniyorum. Duymuyor musun? Özür dilerim Behiye Hanım. Duymadım. Ne oldu? Aman Allah'ım yoksa Ayşe'ye orada mı Suzan'ın yanında mı? Peki sen niye ağlıyorsun? Suzan abla. Ne olmuş Suzan'a? Konuşsana Nazlı. Behiye Hanım. Suzan abla kansermiş. Göğüs kanseri. Evet. Evet, 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu. Esmer. Akşam üstünden beri haber alamıyoruz kendisinden. Evet, çok iyi olur müdür bey. Kiminle konuşuyor? Emniyet müdürü. Tabii. Haber yok mu hala? İlgilenirseniz seviniriz. Hayır. Annem hiç tabii, iyi tabii. Değil. Tabii. Sakin olmak lazım. Kaç olursa olsun bizi arayabilirsiniz. Hem tamam. Belki Demir abisiyle beraberdir. Hayır. Demir abisi ona İstanbul'un gece yaşamını tanıtıyordur. Gelmedi mi daha? Maalesef. Ben uyumadan önce gelmeyi peki. Gururuna yediremiyor galiba. Saygılar bizden, iyi geceler. Keşke Demir'i de arattırsaydınız babacığım. Ben telefona ulaşamıyorum kendisine. Belki polisler bir bar önünde falan rastlayıp haber verirlerdi. Bir Nur. Lütfen. Çok özür dilerim. Doğru. Ne de olsa Demir'in kaybolması her zaman olan bir şey değil mi? Bunun için emniyeti harekete geçirmeye hiç gerek yok. Sen hala konuşmadın mı Demir'le? Konuştum baba. Daha doğrusu denedim ama... Peki. Anne. Anne biraz sakin ol lütfen. Kötü bir şey mi oldu? Bu nasıl bir gece ya Rabbim? Suzan kansermiş. Thank you.
İstanbul. Nasıl da bozulmamış o bin yıllık güzelliğin. Ey canım Boğaziçi. Bir zamanlar dedelerimiz de işlenmiş bu güzelliğinin karşısında. Nasıl da o bimeş... Ay ne bu böyle? Söylediğime söyleyeceğime pişman ettiniz. Ay ben mi hastayım, siz mi hastasınız? Toparlanın bakayım. Esma, kalk çay koy. Ozan, nerede sen de orada öyle usul usul ağlamayı bırak da adam gibi ders çalış. Ben bu aileyi hiçbir zaman böyle görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Of, ne bu böyle zır 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 zır. Aa, sabahtan beri bitmedi. İyi akşamlar. Aa, Selim Bey, Beyye Hanım buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Beyye Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Misafir falan mı geldi, ben hemen... Hayır 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 değil. Biraz önce Nazlı'yla konuştum. Üzücü bir haber aldım. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Sağ olun efendim. Eğer vaktiniz varsa buyurmaz mısınız? Yok, hiç rahatsız etmeyelim. Hangi hastaneye gittiniz? Devlet Hastanesi. Bütün tahliller yapıldı mı? Bunu alın abi. Kendisi başhekimdir. Benim adımı verin, her şeyle ilgilenir. Selim Bey, gerçekten gerek yok. Biz hepsini yaptırdık. Suzan abla, lütfen. O zaman yarın sonuçları aldıktan sonra gideriz Cemal. Sağ olun Selim Bey, sağ olun Beyye Hanım. Kendini mutfağa girecek gibi hissetmiyorsan hiç önemli değil. İstediğin kadar izinlesin. Kızlar her şeyi halleder. Onlara güvenim tam. Eğer başka yapabileceğimiz bir şey varsa hiç çekinmeyin. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar. Akşamlar. Ne oldu Suzan? Yok bir şey Cemal. Banyoya gideceğim. Abla, efendim, bu kanser üzüntüden de oluyordu değil mi? Bir bilseler neden olduğunu. Ben annemi çok üzdüm, biliyorum. Esma, delirme, ne alakası var ya? Bilmiyorum. Ne düşüneceğimi bir bilsen. Nereye? Dışarı, hava alacağım biraz. Oh, my God.
var orada? Kim var orada? Kim var orada? Ayşe? Nereye arıyorsun? Müdürü belki bir şeyler bulmuşlardır. Baba saat gecenin biri. Zaten bulsalar da sana haber verirlerdi, merak etme. Beye. Ben gerçekten... Lütfen Ömer, lütfen. Gel. Canım kızım benim. Canım kızım benim. Ana kızma, dövme beni. Delirdin mi sen? Gel buraya. Ayşe'cim çok korkuttun bizi. Ben de çok korktum. Neredeydin peki? Her yeri aradık. Oradaydım. Saklanmıştım orada. Ama çok üşüdüm. Ağlıyordum orada. O abla geldi sonra. Elimden tutup buraya getirdi. Selim üşüyor. Hasta olacak. Sen doktoru ara. Ben de onu yatırayım. Selim sen bak bakalım bahçedeki abla kimmiş. Doktoru ben ararım. Hı hı. Esma? Siz miydiniz? Sen mi buldun Ayşe'yi? Evet, şuradaydı. Garajın altındaki odada buldum onu. Herkes onu arıyordu bahçede sabahtan beri. Kimse bulamamıştı. Kaybolmak isteyen kız çocukları birbirlerini buluyorlar belki de. Behi Hanım'la sizi rahatsız ettiğimi farkındayım. Ama merak etmeyin, kalıcı değilim burada. Sadece annemin... hastalığı... Hadi git yat Esma. Hadi. İyi geceler. Demir. Hı. Kalk hadi. Ya ne oldu, ne var ya? Binur arıyor abi. Yok da abi, öldü de. Ya bakman lazım, sesi çok kötü geliyor. Alo. Birinin ne oldu, iyi misin? Hayır değilim. Nefes alamıyorum burada tek başıma. Ne olur neredeysen lütfen hemen buraya gel. Ben dayanamıyorum artık tek başıma. Bugün gelemem ya, bir sürü işim var. Demir, lütfen. İyi tamam, geliyorum. Çıkar konuşuruz biraz. Tamam, teşekkür ederim. Söz seni çok fazla tutmayacağım. Suzancığım hadi ben çıkıyorum. Saat 1'de gelir alırım seni, birlikte gideriz. Tamam Cemal'cığım. Ben de sizinle geleceğim. Evet anne, biz de gelmek istiyoruz. Yani eğer izin verirsen. Hayır efendim, gelemezsiniz. Ne bu böyle? Eski köy yeni adet mi? Alt tarafı sonuçları öğrenip geleceğiz. Akşam her şeyi öğreneceksiniz. Hiçbir şey saklamadığımı da biliyorsunuz. Şimdi herkes her zaman olduğu gibi işine ve okuluna gidecek. Anlaşıldı mı? Hadi marş marş. Ama anne. Aması falan yok Çiçek. Siz işe gideceksiniz, Ozan da okuluna. Ben de mutfağa gideceğim zaten. Ama Suzancığım dün gece Beyye Hanım istediğin kadar izinlisin dedi. Cemal sen benim izin yaptığımı ne zaman gördün? Elden ayaktan kesilmem lazım. Benim elden ayaktan kesilmiş bir halim var mı? Yok.
Hadi, hadi. Behiye neredesin? Behiye burada mısın? Ben de sana... Ömer amca. İyi misin Ayşe? Döndüm diye kızdın mı? Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Ben Beyi anneyi çok seviyorum. Biliyorum. Sen benim bu evde kalmamı istemiyorsun ya. Ben bahçedeki yerde kalsam. Bu evde değil ama. Bahçedeki dün gece kaldığım yerde. Hem beyin yanında olurum. Hem de evde olmam, olur mu? Ah. Uyanmış mı benim güzel kızım? Nasılsın bakalım şimdi? İyiyim ama çok uykum var. Ben sana ballı süt yaptırıyorum. Onu iç, ondan sonra uyursun, olur mu meleğim? Büyük toplantı odasının saat 1 için boşaltılmasını istiyorum. Eğer orada toplantı varsa başka bir yere kaydırın. Emredersiniz. Bir de Kardelen Kimya ile ilgili elimizdeki tüm belgeleri, sözleşmeleri, her ne varsa bir an önce masamda görmek istiyorum. Şimdilik bu kadar. Hemen Selim Bey. Bu ne hız Adviye Hanım? Teoman. Böyle sessizce gelişinden anlamalıydım. Bence bundan sonra kapıdan gelenlere daha dikkatli baksan iyi edersin. Dost var, düşman var. Kararını uygulamaya koymuşsun. Bu odada dinleme cihazı falan mı var? Benim kararlarımdan bu kadar çabuk nasıl haberdar olabiliyorsun? Az önce Litas'ın avukatları aradı. Sürprizini de onlardan öğrendim. İşte iş ortaklığı diye ben buna derim. Kardelen'in üzerinde söz sahibi olduğuma göre bu toplantıya ben de girebilirim herhalde, değil mi? Üzgünüm Teoman. Hiç öyle bir niyetim yok. Bazı toplantılara senin girmemen sağlığın için daha iyi. Malum. Böyle küçük lafı belikleri seni çok eğlendiriyor, değil mi? Çok merak ediyorum. Litas'ın avukatları karşısında da böyle gülebilecek misin? Neyse, sana kolay gelsin. Demir.
Şunun güzelliğine bakar mısın? Hı? Pardon. Çok güzel değil mi? Evet. Gerçekten güzelmiş. Bir Nur? Bir Nur? Aa, Lara? Nasılsın canım? İyiyim, çok iyiyim. Asıl sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yani iyiyiz. Nasıl gidiyor? İyidir. Bakın ne diyeceğim. Akşam birkaç arkadaş bizle toplanacağız. Siz de gelsenize. Çocuk bekliyorsunuz diye eve kapatmayın kendinizi. Geliriz belki, değil mi Demir? Belki geliriz. Tamam o zaman. Haber bekliyorum sizden. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Kusura bakma öyle söylediğim için. Gitmek zorunda değiliz elbette. Ama ben evde çok sıkıldım Demir. Gel şuraya bir bakalım. Belki Ayşe'ye bir şeyler bulur. Peki. Şöyle renkli sandalyeler falan olsun. Neyse, o mimar arkadaş bu konuda yardımcı olur size. Olur efendim. Yalnız hepsi bu kadar çabuk hazırlanır mı onu bilmiyorum. Adüye ne oldu sana ya? Sen eskiden imkansız diye bir şey bilmezdin. Ben yokken hamladın mı yoksa? He? Hayır efendim, hiç olur mu? Hemen yaptırıyorum, siz hiç merak etmeyin. Kolay gelsin. Bu malı bir çalışma var ha? Adüye yakalandık, gördün mü? Şimdi kızacak Selim bize. Estağfurullah baba. Sizin aranıza girmemeyi çoktan öğrendim ben. Sen çıkabilirsin hadi bir. Gel Selim. Bakıyorum geçen günkü gerginliğin kalmamış. Kalmadı. Kararımı verdim. Hatta uygulamaya başladım bile. Kardelen Kimya'yı tarihe gömüyorum. Bugün Nitas'ın avukatıyla bir görüşme yapacağım ve sözleşmeyi feshedeceğim. Gerçi sen bu işe başlarken beni haberdar etmemiştin ama ben bitirirken bilgin olsun istedim. Bak Selim, seni anlıyorum. Evet haklısın. Başkan olduğun gün Kardelen'le ilgili bilgi vermedim sana. Neden vermedin baba? Çünkü bu senin o an bilmen gereken bir konu değildi. Ayrıca bu konuyu hazmedecek kadar tecrübe sahibi olmadığını düşünüyordum. Yanlış düşünmüşsün. Bunu bana 10 sene sonra söylemiş olsaydın da hiçbir şey fark etmezdi aslında. Bu bir yöneticilik sorunu değil baba. Bir ahlak sorunu. Benim yönetimim altında kaldığı sürece ARC'nin hiçbir firmasının insanları böcekler gibi öldürecek olan kimyasal silah üretimine katkıda bulunmasına izin vermem. Yapacağın işin sonuçları çok ağır olacak Selim. Kaç gündür gözüme uyku girmiyor baba. Yastığa her başımı koyduğumda gözümün önüne Halepçe'de, İran'da, Çeçenistan'da katledilen insanlar geliyor. Bilmeden de olsa o insanların ölümünde payım var mıdır diye düşünüyorum. Bundan daha ağır ne olabilir sence? Şu Allah'ın işine bak. 95 yaşında kadın depremden sağ çıkmış Nazlı. Nasıl Allah'sa bu. Vakti geleni almıyor da. Ne dedin sen? Bir şey demedim abla. Dedin duydum. Desem ne olacak abla? Beni duyan mı var abla be? Çiçeği, Esma'yı, Ozan'ı duyan mı var? Ne bu yani şimdi? Niye verdi sana bunu şimdi ha? Sen bunu hak edecek ne yaptın ablacığım? Ağlama Nazlı, ağlama kızım. Şu hale bak. Başına neler geldi ama gene de isyan eder benim. Ablacığım sen meleksin, meleksin. Ne istedi senden be? Ben geldim. Hazır mısın Suzancığım? Hazırım Cemal'cığım. Şu paltomu giyeyim de. Hadi abla. Hayırlı haberlerle inşallah. Nazlı, işleri aksatma olur mu kızım? Tamam abla. Hadi. ...27 Mayıs ve yön hareketinin sınıfsal eleştirisi Doktor Hikmet Kıvılcımlı. Tarihin sonu ve son insan Francis Fukuyama. Fukuyama'yı doğru yazdın mı?
Esma. Buyurun hocam. Sana bir soru sordum. Pardon hocam, neydi? Oho, sen daha ilk günden böyle olursan. Annemi düşünüyordum. Ve galiba tedavisi bitene kadar aklım hep onda olacak. Ama eğer istemiyorsanız hemen toparlanayım. Zaten daha yerleşmedim. Biz kendimizi asistan değil başımıza dert aldık galiba. Üzgünüm hocam, galiba öyle oldu. Nasılsın? Uykusuz. Ve uykusuzken ne kadar sinirli olduğumu bilirsin. Ha, anlaşıldı. Tam istediğim kıvamdasın. Oh. Hadi. Hadi kalk. Şu kahveyi içseydin bari ya. Toplantıda içersin hadi. Ne toplantısı bu? Letas'ın avukatı Akın Bey geldiler efendim. Sizi toplantı odasında bekliyorlar. Güzel. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bizim elimizi yıkamaya fırsatımız olmayacak. Şu pis işi bitirelim. Seni sonra saunaya bile gönderirim. Suzan Hanım değil mi? Evet. Suzan Kozan yanlış hatırlamıyorsam. Evet efendim. Göğüste karında temiz çıkmış. Herhangi bir yayılma yok. Oh şükürler olsun. Yani ben şimdi iyi miyim? İyi diyebiliriz. Tabii göğsünüzdeki kitle duruyor. Şimdi acilen yapmamız gereken şey o kitleden kurtulmak. Yani? Yani operasyon. Hiçbir yere yayılmamış olabilir ama yine de orada kanserli bir doku var. Bizim de onu oradan almamız lazım. Onu alırken yani göğsümde alacak mısınız? Onu şimdiden söyleyemiyoruz. Bir açıp bakmamız lazım. Eğer yayılma emareleri varsa alacağız evet. Anladım. Kısacası, Akın. Evet, Akın Bey. Kısacası, Kardelen Kimya ile Litas arasındaki iş akdinin sonlandırılması her iki taraf için de hayırlı olacaktır kanaatindeyiz. Bitti galiba. Evet, bitti. Öncelikle sizin gibi iki yetenekli iş adamıyla tanışmak şerefine erdiğim için çok mutluyum. İş dünyasında sizden öyle çok söz ediyorlar ki anlatamam. Teşekkürler Akın Bey. Şimdi gelelim meselemize. Litas ve Kardelen arasındaki anlaşmayı tek taraflı feshetmenizi saygıyla karşılıyorum. Ama bunu yanlış bulduğumu da belirtmek zorundayım. Yanlış da olsa... Müsaade eder misiniz? Ben sizin sözünüzü kesmeden dinledim değil mi? Buyurun. Bu anlaşmanın zaten kendisi bu tip yanlışlıkları bertaraf etmek üzerine kurulmuş. 126. maddenin C bendi Zekeriya Bey. Neyi bağlıyor bu madde? Taraflardan birinin anlaşmayı feshetmesi durumunda diğer taraf karşı tarafa 20 milyon dolar tazminat ödemek zorunda. Gerçi bugünlerde dolar düşüyor ama yine de böyle basit bir anlaşmazlık için 20 milyon dolar ödemek. Selim Bey isterseniz toplantıya biraz ara verelim. Yok yok gerek yok. Yani şimdi siz bana Litas'a tabun satışı yapmamamız halinde 20 milyon dolar ödememiz gerektiğini söylüyorsunuz değil mi? Hı hı. Anladım. Peki biz de tabun satmaya devam edelim. Ama sadece böcek ilacı yapmanıza yetecek kadar. Anlaşmada satış miktarları belirtilmemiş sanırım. Size ayda 100 kilo tabun satmamız istediğiniz kadar böcek ilacı yapmanıza yeterli olacaktır kanısındayım. Hatta bununla Litvanya'daki bütün böcekleri bile öldürebilirsiniz. Ne dersiniz? Pekala. Bu durumda yapacak başka bir şey kalmıyor. Durumu bir an önce müvekkilim Litas'a bildirmek zorundayım. Yazık. Çok iyi bir iş ortağıydınız.
üzülecekler. Tabii üzüntülerini size de bildirmekten geri kalmayacaklar. Çok memnun oldum Akın Bey. Ben de Selim Bey. Ben de. Çantanız. Kendime inanamıyorum ya. Nasıl böyle bir hata yaptım? Üstad beni hemen kovabilirsin. Affedilmez bir hata yaptım biliyorum. Abartmana gerek yok. Sonuçta hayat bir sınav değil. Değil mi? Soğukta kalınca da üşütmüş zavallı. Ya. Behiye, Ayşe nerede? Odasında. Bir saniye. Ömer. Hayatım ben seni daha sonra arasam. Afiyet olsun. Sen de ister misin? Çok teşekkür ederim. Ben tokum. Bak ne diyeceğim. Sabah söylediklerini uzun uzun düşündüm Ayşe. Haklısın. Bahçedeki o kulübe var ya. Senin evin olacak bundan sonra. Gel bakalım. Yani kalıyor muyum? Gel dedim. Gel. Hadi giy bakayım şunu. Şöyle. Ömer ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Sadece Ayşe'yi yeni evine götürüyorum. O kadar. Nasıl bu kadar inatçı olabiliyorsun anlamıyorum. Ayşe bizimle kalacak. Bunu Okan'ın kafana iyice sok. Sen de bizimle gelir misin? Ömer bırak çocuğu diyorum. Ömer. Ömer. Ayşe hiçbir yere gitmeyecek. Gidecek hatta gidiyor bile. Geç bakalım içeri. Ömer, Ayşe'yi derhal buraya getir. Bir saniye beni dinler misin? Ayşe bu sabah benden burada yaşamak için izin istedi. Böylece hem senden uzak kalmamış olacak hem de bizimle yaşamamış olacaktı. Bence de çok iyi bir fikirdi. Ömer Arhan, bunu yapmana kesinlikle izin vermeyeceğim. Yaptım bile Behiye Arhan. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dur bakalım Ayşe'cim. Dur. Bak dinle. Bir şeyi açıklığa kavuştur. Burası senin oyun evin, evet. Ama burada kalamazsın. Kalamaz mıyım? Hayır. Senin evin orası. Yani bizim yerimiz. Hadi oyna bakalım. Behiye, hadi gel biz de oynayalım. Anladım. Behiye de kendi hediyesini bekliyor. Dur bakayım, şuralarda bir yerlerde olacaktı. Neredeydi? Burada mıydı? Yok, hayır. İşte buldum. Nedir bu? Ayşe'nin evlat edinilmesi için. Bundan sonra Ayşe'nin annesi sensin, babası da ben. Basit bir ameliyat. En fazla 2 saat sürermiş. Öyle söyledi doktor. Öyle korkulacak bir şey de yokmuş. Açacaklar... Alacaklar namerdi oradan o kadar. Allah'ım şükürler olsun sesimizi duydun ya. Bu sabahtan sonra ona çok borcum var Nazlı, çok. Yavaş yavaş ödesem abla olmaz mı? Muhasebeye annem bakmıyor Nazlı ablacığım, onu yukarıdakiyle konuşacaksın. Tövbe de oğlum çarpılacaksın tövbe de. Oh be sonunda iyi bir haber aldım. Kimse kalkmasın bu akşam sofrayı ben kuracağım. Aa olmaz ben sana yardım edeceğim. Olmaz olmaz ben mutfağımı özledim zaten. Asıl sen otur annelerin kraliçesi. Merak etme ben onları kontrol ederim. Kim kimi kontrol ediyormuş? Gel de nasıl yapılıyor öğren. O kontrol etmeye falan gitmiyor ayol yemeklerden tırtıklayacağım. Ben de üzerimi değiştireyim bari. Keyfine bak sultanım. Gel.
Doktor ne dedi tam olarak? Gerekirse alacakmış. Benim dünya güzeli annem. Senin bu güzelliğini hiçbir şey bozamaz, biliyorsun değil mi? Sen neredeydin? Çok özledim seni ben. Ben sana hediye arıyordum, o yüzden gelemedim. Tatyana, getirir misin lütfen? Demir abi bana hediye almış. Ay çok güzel. Bu çok güzel. Bunu oyuncak evime koyabilir miyiz? Tabii koyabiliriz. Oyuncak evi ne? Ben sabah sana gösteririm Demir. Biz müsaadenizi isteyelim. Arkadaşlarımıza sözümüz vardı. Evet, uğrayacağız biraz. Herkes burada. Selim abi nerede? Holdingi mahvetmekle meşgul. Ömer. Pardon. Yani holdingde kendini mahvetmekle meşgul. Baksana yemeğe bile gelemedi. Beğendin mi? Çok beğendim. Oo, bu sofraya bir şişe şarap açılır şimdi. Bizim şuralarda bir yerlerde bir şarabımız olacaktı. Babacığım, onu biz nişan yemeğinde içmiştik ya. Doğru değil mi? Bizim oğlan, hadi bakalım şuradan bir şişe şarap kap da gel. Babacığım, şunu bitireyim, ondan sonra alırım. Oo, sen onu bitirene kadar. Yok mu şimdi bu evde bir şişe şarap alacak vatan evladı? Bu durumda bir tek ben kalıyorum babacığım. Hadi bakalım kızım, bir şişe şarap al da gel. Tamam, ben alırım. Dolapta barbunya olacak. Ne zamandır ilk defa baş başa bir gece yemeğe çıkıyoruz, farkında mısın? Bu kız burada mı yaşıyor Allah aşkına? Bir Nur, hadi gidelim. Bir dakika, o kadar basit değil Demir. Bakar mısın Esma? Ben artık senin burada yaşamadığını duymuştum. Bir Nur, saçmalama. İyi akşamlar. Bir sorun mu var? Evet var. Hem de çok ciddi bir sorun var. Ben nişanımın bozulmasına sebep olan bu kızla aynı bahçede yaşamak istemiyorum. Binur, gidiyoruz. Sen beni kör falan mı sanıyorsun? Hadi Demir, yapma. Mutsuz olabiliriz ama bari birbirimize yalan söylemeyelim. Seni söyleyebileceğim bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Bu evin gelini olarak söz söyleme hakkı benim. Esma. Ve ben bu kızla aynı havayı solumak istemiyorum. Bu kadar basit. Aynı havayı solumak istemiyorsan nefes almazsın, olur biter. Esma bir süredir burada yaşamıyordu ama artık döndü. Burada yaşayacak. Bizimle. Bu fikri alırsan iyi edersin.